Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Değerli genel meclis üyelerimiz, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız ve değerli basın mensupları ve bölüm müdürü arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyorum. 2024 yerel seçimlerinden sonra oluşturulan yeni il genel meclisimizin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere ahirete intikal etmiş olan meclis üyelerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Saygıdeğer üyeleri, 2024-2029 dönemi meclisimizin açılışını yapıyorum. Bu arada birkaç söz etmek isterim. Bir kere hepinizi ayrı ayrı tek tek seçimden başarısını gösterip meclisimizde çalışmaya geldiğiniz için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Beş yıllık çalışma süresi içerisinde hepimizin elimizdeki kaynakları, imkanları adil bir şekilde kullanacağımıza, adil kararlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Sayın üyeler, biliyorsunuz meclisimiz teamüller gereği aynı Büyük Millet Meclisi'nin teamüller birliği olarak çalışmaktadır. Fakat ne yazık ki bu teamüllerden biliyorsunuz milletvekilleri hepsi tek tek yemin ederler. Bizim meclisimizde böyle bir gelenek yok. Ancak ben hepimiz adına olayı yerine getirmek istiyorum. Hepinize anlatacak, bütün arkadaşlarıma da. Anayasaya ve yasalara sadakatle hareket edeceğimize, kaynakların en doğru şekilde kullanacağımıza yürekten inanıyorum. Dolayısıyla bu anlamda namusumuzu ve şerefimiz üzerine hepinizden de yemin ediyoruz. Değerli arkadaşlar, benim açılış görevini yapmamdan sonra normalde başkan seçimini geçmemiz gerekiyor. O bakımdan ben uzun uzun zaman almak yerine öncelikle iki tane katip arkadaşımı beraber çağırıyorum. Ahmet Kuba Kirman ve Muammer Yağlı'yı katip olarak davet ediyorum. Efendim kabinde kullanacaksınız o zaman. Tabii isteyen öyle olur.
Çok kıymetli genel meclis arkadaşlarım, değerli daire müdürlerimiz, kıymetli misafirler, değerli muhtarlarımız, basınımızın çok değerli temsilcileri, öncelikle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, bildiğiniz üzere 31 Mart mahalli idareleri yerel seçimlerinden sonra ortaya çıkan tabloda ve bu tabloyla birlikte ilk olarak bugün il genel meclisimizi toplamış bulunmaktayız. Ve en yaşlı üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu genel meclisimiz Mehmet Bey'in açılışı yapmış olduğu toplantımızda bana göstermiş olduğunuz meclis başkanlığı ile ilgili teveccühten dolayı tüm ilgilenen meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bildiğiniz gibi İl Özel İdaresi bugün gelmiş olduğu noktada çevre İl Özel İdareleriyle kıyaslandığında gerçekten kendi kendine yeten, artık satın almayan, üreten, üretim tesislerini kurmuş, önemli noktaya gelmiş bir il özel idaresi hüviyetindedir. Bu noktaya il özel idaremizin gelmesinde şimdiye kadar emeği geçen, daha önce görev yapmış ilgilenen meclis başkanlarımıza, yine görev yapmış valilerimize, genel sekreterlerimize ve siz değerli il genel meclislerimize de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanmasına şimdiye kadar azami özen gösteren il genel meclisimiz, bundan sonra yapacağı tüm çalışmalarda da bu hassasiyetine özellikle dikkat ederek hizmetlerine devam edecektir. Değerli arkadaşlar, il genel meclisi ile ilgili hususta 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'yla yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve görev sorumluluk alanı tüm il sınırları olan, aynı zamanda İl Özel İdaresi'nin de karar organı olan kanunlarla ve yönetmeliklerle belirlenmiş bir kurum halindedir, bir kurum hüviyetindedir. Bundan sonraki çalışmalarımız içerisinde önem vereceğimiz tek husus birlik beraberliğimiz olacaktır. 5 yıllık bir çalışma sezonunda, 5 yıllık bir çalışma döneminde şimdiye kadar olduğu gibi birlik beraberliğe önem vererek, azami özen göstererek çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz ve Karabük'ün ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşama kavuşması için ve daha rahat bir yaşam sürmeleri için il genel meclisimiz eline gelen tüm gayreti gösterecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken diğer gündem maddelerimize de geçeceğiz. Yoğun gündem maddelerimiz var. Tabii ihtisas komisyonlarımız seçilecek, katip üyelerimiz seçilecek, başkan vekillerimiz seçilecek. Siz değerli genel meclislerimizin takdirleriyle. Ben sözlerime burada son verirken bir kez daha hepinizi bana göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabuknethaber.com.